Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz ikinci kısımda. Parçamızı çeviriyorum. Yeni bir tema gibi bir bölüm geldi. Ama ritmik yapıları neredeyse aynı. Sekizlik üzerine, dörtlük üzerine kurulmuş bir yapı. Bu çalışmada bunu komple bitirmiş oluruz. En son parçamız nerede bitmişti? Bu şekilde. Sol, sol, si, mi. Mi, sol, fa şeklinde bitmişti. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Evet, bakalım. Sol elde yine anlatayım. 1 ve 2 ve. Bütün ritmimiz bu. Mesela bu da 1 ve 2 ve. Bu ikisi bunun. Bunlar tek tek bunun. Evet, bu şekilde. Re, fa, re, fa, mi, sol, mi, sol. Do, mi, do, mi. Re, fa, re, fa. Fa, re, la, re. Sol, re, si, re. Şuraya kadar şimdi ben çalıyorum. Buradan buraya kadar çalacağım. Buradaki notamız re. Neredeki re? Orta doğumuz buraydı. Buradaki re. Evet, bu şekilde başlıyorum. Buradaki la'yı arkadaşlar çalmıyoruz, var ama yok. Yani la'yı basıyorum, do'yu ona bağlıyorum şu şekilde. La'yı tekrar basmıyorum. Şimdi sağ eli bir görelim. Sağ eli çalıyorum. La'ya 3 başlayalım arkadaşlar. Burada not alırsınız. La'ya 3 başladı. Do'ya 2 geldi. Pozisyon aldım. Evet. Şuraya 4 geldi. Sonra la, fa, re, la. Burası 4 oldu. 4, 2. Si'ye 3 geldi. Yine aynı pozisyon. Yine aynı pozisyon. La, fa, re, la, do, si. Heh. Do, si dedik. Si'ye kaç geldi? 3. Sonra burayı 3, 3, 3, 3 diye götürebiliriz. Yani 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2 diye götürebiliriz. Evet. Şimdi buradan buraya 2 eli birden çalıyorum. Var. Bir kez daha yapıyorum arkadaşlar. Buradan buraya kadar biraz daha yavaş yapabilirim. Şurada arkadaşlar sol, fa, mi, re. Buralara hafif vurgulayabilirsiniz. Bir ezgi inişi var orada. Nereden yapayım? Şuradan geliyorum. Bakın şuradaki ezgiyi iyi dinleyin. Tam buraya gelince şuradan alıyorum. Şekilde
şuraya baktığımızda neredeyse benzer bir yapı var. Şuradan bir okuyalım. La, si, la, do, fa, sol, fa, la. Sonra re, fa, re, fa, do, fa, do, fa. Si, re, si, re, la, re, la, re. Sol, mi, fa, re, mi, do, la, la, la. Sonra sanırım, evet şuranın aynısı gibi duruyor. Sol elde biraz farklılıklar var. Evet. Şurada ne yapmış arkadaşlar? Sanki sağ el eşliğe geçmiş burada. Sol elde bir ezgi var. Şurada hafif bir mini bir ezgi var tam şurada. Oraya geliriz şimdi. Şimdi şuradan alıyorum arkadaşlar. La, sol el, re fa re fa, la mi la mi, si re si re, fa do fa do, si re fa la. Sol, si, re, fa, do, re, la şeklinde gidiyor. Şimdi iki eli birden alıyorum. Şuradan alıp 49. ölçüden iki eli birden alıyorum. Başa geçti. Tabi buraya güzel parmak da yazmak lazım. Evet. Burayı mesela 3 alabilirsiniz. Şurayı 3 aldık. Evet, burayı 5-1 aldık. 5-1. Sonra burayı da 3 alabiliriz. Bakayım kontrol ederek yapalım. Burayı da 5 aldık. Ama şurayı... Şurayı 4 aldık arkadaşlar. Bura 2-1 oluyor otomatik. Buraya da 5 geliyor ama bu 5'i 4'e çevirebilirsiniz sonradan. Çünkü şuraya 5 gelsin diye. Nasıl olacak? Bakın. Si, re, fa, la'ya 5 bastım. 4'e çevirdim. Bir daha yapıyorum. Yani zor gelirse şu da olabilir. Direkt 4'ü basabilirsiniz. Size kalmış. İkisi de olur. Şuraya 3 yaparız. Evet. Şu daha teknik olmuş oluyor. Şimdi buradan alıp buraya kadar tekrar geliyorum. Sol eli biraz daha duyuruyorum. Karışmış. Şimdi şurayı okuyalım. Fa re la re sol re si mi la re do la re la re. Bakın yapıyorum. Fa re la re sol re si mi sol re sol re si mi. Evet. Şuraya bir geliriz. Buraya iki gelelim. Bakalım. Evet. Buraya 2-5, buraya 4-5 geliyor. 4-2, pardon 2-4. Sonra 1-5, pardon 1-2-5. Çok mantıklı oldu burası. Şimdi şu ezgiyi çalıyorum 2 elle. Gördünüz mü? Bir daha yapıyorum. Bu şekilde bakalım son sayfamızda farklı bir şey var mı? Sanki tekrar abi evet ana ezgiye dönmüş, bitirişi farklı. Şimdi buradan da bağlamış, tonu bağlamış. Buradan almış, bitirmiş. Sonra buraya gelmiş. Şimdi buradan alıyorum. En son re'de bitirmişti. Şimdi burada bir tonal geçiş yapmış.
Burada bunu süsleyip tekrar fa majöre dönmüş. Si, sol, do. La, fa, do. Sol, mi, do. Fa, do, fa. Do, mi, sol. Şu puan doğru arkadaşlar. Burada bekleyebilirsiniz. Yani bunun iki katı kadar da bekleyebilirsiniz. Sonra şurada la, sol, sol, fa. La, sol, sol, fa, fa, mi, mi, re yapmış. Şimdi eğer çizgi olsaydı çarpma olurdu. Aslında bura 16'lık gibi çalacağız. Şimdi gösteririm. Şuradan alıyorum. Bekliyorum. Sonra ana tempoya dönüyorum. La, sol, re, do, si, la, sol, si, la, 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 da, 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 da. Bu şekilde. Yani 16'lık gibi çalıyoruz orayı. Şöyle anlatayım. 1, 2, 3, 4 tane 8'lik var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yani aslında ritim şu. Buradaki ritim şöyle bir ritim. 1, 2, 3, 4. Bir tane eksik oldu. Bu şekilde bir ritim. Bir daha çalıyorum. Şuradan geliyorum. La, sol'dan. La, sol, re. Do, si, la, sol, si, la, ta, ra, ta, ra, ta, ra, ta, ra, ta, ta. Bu şekilde bağlıyoruz. Evet. Arkadaşlar parçanın sonuna doğru geleyim ben. Şurada son anahtarı tekrar fa anahtarına dönmüş. Buradan alıp parçanın sonuna kadar geliyorum. Pardon, mi. Burayı da 3-2 böyle. Evet, çok güzel bir bitiriş yapmış. Bitirişi bir daha duyalım. Şuradan alıyorum. Do, si, la, sol, fa. Sus. Sus. Evet. Şimdi dediğim gibi ben çalışmalarda çok nüanslara bakmıyorum. Tabi bu çalıştıkça olacak bir şey. Mesela şurada nüanslı yapayım. Buradan alıyorum. Forte başlıyor. Sus. Sus. Evet. Bu şekilde parçamızı bitirmiş olduk. Bunu çala 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 gerçek temposuna, yani Allegro'ya 110'a getirebilirsiniz. Tabi bu birdenbire olmaz. Şu an eğitim boyutunda olduğu için bu temizlikte yavaş bir şekilde anlayarak çalmanız yeterli. Evet, bu parçamızı da burada bitirmiş olduk. Bir sonraki çalışmalarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.